Çin hakkında konuşmamız gerekiyor ve bundan biraz da korkuyorum açıkçası. Çünkü Çin hakkında konuşunca aşağıya ideolojik yorumlar da oluyor. Oysa geçen sene 2022'nin Ağustos'unda Çin ekonomisinin çok başının büyük dertte olduğunu, özellikle gayrimenkuldeki balon patlamasından dolayı Çin'in sürünme aşamasında olduğunu, başının daha da büyük derde girebileceğini söylemiştim. Maalesef pek çok insan onu bir yatırım stratejisi değerlendirmesi gibi görmek yerine ideolojik olarak baktığı bana Amerikancı dedi vesaire bir sürü saçmalık yaşadık. Ama Çin'in başı dertte ve bu hiçbirimiz için iyi değil. Başkan Biden dedi ki Çin'in başı dertte ve başı dertte olan kötü insanlar kötü şeyler yaparlar. Çin'in kötü insanlardan oluşunu düşünmüyorum ama biraz otokratik bir rejimin olduğu kesin orada. Ekonomileri kötü gidiyor, çok kötü gidiyor. Yani bugün bazı rakamlar vereceğim hakikaten akıl almaz. Bunlar kısa dönemde aşılacak sorunlara da benzemiyorlar. Yapısal sorunlar var gibi rakamlara gireceğiz. Böyle kötü giden bir ekonomiye sahipseniz ne yapabilirsiniz? Daha fazla para basabilirsiniz, parayı bollaştırabilirsiniz, faizleri düşürebilirsiniz. Çin bununla ilgili bazı şeyler yapıyor ama yeterli gözükmüyor. Çünkü Çin şu anda görebildiğim kadarıyla deflasyona girmek üzere. Tabi tek ayın sonuçlarına bakarak Çin'in deflasyona girip girmediğini söylemek zor. Ama gidişat oldukça olumsuz ve unutmayın Çin'den gelen veriler zaten aslında Çin hükümetinin sansüründen geçen veriler ne kadar doğru olduklarını bilmiyoruz. Çin'de hiçbir özgür basın olmadığı için hiç yorumlanamıyor da bu konular. Modelen de biraz karanlık uçuyoruz. Ama ona rağmen Çin diyor ki benim ekonomim küçülmeye başladı. Fiyatlarda geçen ay %0.3'lük gerileme var. Deflasyon çok kötü bir şeydir. Enflasyondan daha kötüdür. Çünkü enflasyonda faizleri yükseltirsiniz. Talebi biraz azaltırsınız. Enflasyonu bir süre sonra düşürürsünüz. Ama eğer bir ülke deflasyona girmişse yani fiyatlar artık bırakın yükselmemeyi sürekli düşüyorsa bunun anlamı o ülke vatandaşlarının ve kurumlarının ülkenin ekonomisine dolayısıyla da aslında yönetimine olan inançlarını tamamen kaybettiğini gösterir. Ve böyle bir durumda parayı bollaştırsanız bile o parayı harcamayabilirler. Çünkü derler ki parayı bollaştırıyor ama benim başıma iki gün sonra başka işler gelecek. Bu nedenle deflasyon ülkümesi gereken bir konu ve Çin'de deflasyon riski var ve Çin'in deflasyona girmesi ve bunun da ileride stagflasyona doğru belki götürmesi resesyona eşliğinde başımızı çok büyük derde sokabilir. Çünkü ben Amerika'ya yatırım yapıyorum biliyorsunuz. Aranızda Türkiye'ye yatırım yapanlar var, Avrupa'ya yatırım yapanlar var. Unutmayın Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi tek başına. En büyük ihracatçısı, en büyük ithalatçısı bu yönden çok çok önemli bir ülke. Ve bu büyüklükteki bir ekonominin başı derde girerse hepimiz bunun arkasında sürüklenebiliriz. Evet kısa vadede bazı fırsatlar görüyorum orada. Neden? Çünkü Çin'de fiyatların gerilemesi Amerika'daki enflasyonu geriletici bir unsur. Ama uzun vadede Çin'in başın dertte olması Amerikan hisse senetlerinde farklı şekillerde olumsuz etkileyebilir. Birincisi Çin'e iş yapan çok şirket var. Tesla bunlardan bir tanesi. orada cirolarda gerileme yaşanabilir. İkincisi Çin hisseleri dibe doğru gittikçe insanlar Amerikan borsasından çıkıp Çin borsasına gitmeye başlayabilirler. Üçüncüsü Çin hükümeti yuan zayıflıyor diye bu hafta Amerikan doları sattı piyasalara yuan aldı fiyatını toparlamak için. Amerikan doları nasıl sattı? Hazine kağıdı bozup sattı. Bu da Amerika'da 10 yıllık faizler yukarı gitmesinin sebeplerinden bir tanesi oldu. Unutmayın Çin Amerika'nın en büyük kreditörü hala bu yine iyi olmayabilir. Ve bir yandan da onun taraftan da belki bakacak olursak Çin'in böyle gitmesi enflasyonu düşürdüğü için FED faizlerini olumsuz etkiler yani FED faizleri daha kolay indirir ama açıkçası bu büyüklükteki bir ekonominin başında dertte olması karşısında yani enflasyonun vesaire gerilemesi bence çok önemli değiller ve çok kısa vadeli meseleler. Bu nedenle Çin hakkında konuşacağız. Çin hakkındaki konuşmamı ideolojik olarak algılamamanızı rica ediyorum. Ben Amerikancı da değilim, Amerikalı da değilim. Ben Türk'üm, Türkiye'de yaşıyorum, Türk pasaportum var. Amerika uzun yıllardır doğrusu gitmiyorum bile. O yüzden sadece meseleye ekonomik ve yatırımsal açıdan bakmamız gerekiyor. Hazırsanız başlıyoruz. Önce rakamlara bakalım. Çin'de son ay fiyatlar tüketici fiyat endeksi gerilemiş durumda %0.03. Tek dönemden deflasyon olmaz tabii ama bu kendi tekrarlayacak bir süreç mi ona bakmak lazım ve tamamlayıcı bazı göstergelere bakmamız gerekiyor. Çin'in ekonomisi temelde hala ihracata dayanıyor. İhracatta küçülme %14.5. İhracatı desteklemek için ithalata ihtiyacı var. En başta enerji ithalattaki küçülme %12.7. Üretimdeki küçülme %4.4. Perakende satışlarda %2.2'lik artış geldi. Oysa beklenen %4'tü. Yani bu göstergelerin açıkçası hiçbiri iyi değiller ve bunlar şu anda yaşanmakta olan fiyat gerilemesinin uzayabileceğini gösteriyor. Bu arada Çin'in ihracat fiyatlarında da gerileme var daha önce ondan bahsetmiştim. Öte yandan Çin borçlu da bir ülke. Yani devletin borcu Amerika'nın borcu kadar yüksek değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde devletin borcunun gayri safi milli hastaya oranı %150'lere yaklaşmış durumda. Çin'de bu %76. Ama Çin vatandaşlarını, kurumlarını ve devletini hep beraber düşecek olursak borç %281'ine gelmiş durumda gayri safi milli hastalığına. Borç ekonomi büyüdüğü sürece çok sorun değildir. Yani Amerika'da çok borçlu ve onların da derdi var aslında. Yani derdi yok demek çok da doğru olmaz. Ama ekonomilerini hala büyütebiliyorlar. Ekonomi büyüdüğü sürece o borcu döndürme şansınız var. Ama eğer ekonominiz küçülüyorsa ve yüksek borcunuz varsa o zaman başınız daha sert derde giriyor demektir. Ve Çin ekonomisiyle ilgili bütün göstergeler ekonominin küçülmekte olduğunu gösteriyor. Bunlar tabi kısa vadeli göstergeler belki değişirler ama Çin'in sorunun dibinde gayrimenkul sektörü yatıyor. Çin ekonomisinin %30'unu aşağı yukarı gayrimenkul oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yarı yarıya ve vatandaş olarak baktığınız zaman da Çin vatandaşlarının tasarruflarının %70'i gayrimenkulde yatıyor. Yani pek öyle hisse senedi gibi alternatif araçları seven bir toplum değil. Zaten bazı kısıtlamalar da var. Kripto para tarafında da biliyorsunuz kısıtlamalara tabi bir toplum. O yüzden gayrimenkulde yatırım yapıyorlar. 2022 Ağustos'unda yaptığım videoda bu gayrimenkul yatırımlarının aslında bir balon yatırımı olduğunu anlatmıştım. Çin'de pek çok yeni konutun ve iş yerinin boş olduğunu, sadece ekonomiyi güçlü göstermek için Gayrimenkul geliştirme şirketlerine çok büyük kredilerin açıldığını, bu şirketlerin vatandaştan da daha inşaat başlamadan para topladığını, vatandaşın da bunu seve seve verdiğini fakat bu şirketlerin artık borçlarını ödeyemez hale gelmeye başladıklarını çünkü gayrimenkuldeki o oluşmuş balon, büyük envanterin boş kaldığından bahsetmiştim. Bu videoyu tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Ve bunun sonuçları 2022'de Çin çok ağır ödedi. Gayrimenkul fiyatları %40'a yakın geriledi. Öte yandan aynı yılda Çin gayrimenkul geliştirme şirketlerinde büyük sorunlar yaşandı. Evergrande en büyüğüydü o dönemde batanlardan. Hatta Evergrande Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bu perşembe günü iftasını açıkladı kendini alacaklara karşı korumak için. Şu anda da Country Garden'dan bahsediliyor. Country Garden'ın rakamsal büyüklüklerine çok hakim değilim ama ürettiği konut sayısı Evergrande'nin 3-4 katı civarında. O da borçlarını ödeyemedi. O da KPMG ile yanılmıyorsam anlaşmış ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Yani konut pazarında işler kesinlikle iyiye gitmiyorlar. 2023'ün başından itibaren konut fiyatlarında hafif bir tırmanış vardı. Buna piyasalar memnun da aslında. Fakat son gelen aylık rapor orada da yeniden gerilemenin başladığını gösteriyor. Ve konut fiyatlarındaki gerileme tüketici çok korkutuyor birkaç yönden. Unutmayın insanlar kendilerini varlıklı hissettikleri zaman daha fazla alışveriş ediyorlar. Mesela Ağustos düzeltmesi başlamadan önce borsalarda ben daha böyle bir alışveriş yoğundum. Hep düzeltme sertleştikçe borsada e, paramız eriyor tabii biraz. Hanıma biraz ondan tasarruf et, bundan tasarruf et demeye başladım. Çin'deki insanların yatırımların çok büyük bölümü konutta olduğu için oradaki gerilemeden çok korkuyorlar. O gerilemenin arkasında... Bir de bir takım şirketlerin batmaya başladığını görünce daha da çok korkuyorlar. Çünkü bir kısmının parası bu şirketlerde şu anda yapılacak inşaatta için avans olarak ödenmiş durumda. Bu da ne yapıyor? Vatandaşı korkutuyor. Biraz önce bahsettiğim deflasyonun ve perakende satışlardaki düşüşün temel sebebi bu. Entesan bir nokta daha bu arada. Bu bilgiden çok emin değilim ama galiba Çin'de bir konut aldığınızda arsasını almış olmuyorsunuz. Sadece o daireyi almış oluyorsunuz. O boş kalırsa bir işe yaramazsa yatırımınız tamamen boşa gidiyor. Arsada bir payınız da yok. Arsaların tamamı Çin hükümetine aitmiş. Bu konuda yanılıyorsam lütfen bilen varsa düzeltsin. Öte yandan bir başka sorun da Çin vatandaşının zaten pek parası da yok. Yani hem ümidini kaybetmiş durumda devlete karşı bu gayrimenkul piyasasında olanlardan dolayı devletin bazı başka sıkıntıları da var onlara geleceğiz. Hem de zaten aslında COVID'de çok fakirleştiler. Yani Amerika'da COVID kapanmaları 6 ay ile 1 yıl arasında sürdü aşağı yukarı. Çin'de bu kapanmaların süresi 2 yılla 3 yıl arasında sürdü. Bu yıl Çin tekrar açılınca ekonomide çok büyük bir canlanma bekleniyordu. Ocakta bir canlanma da oldu ama sonra fazla canlanma yok. Neden? Çünkü vatandaşta para yok. Biraz bilgi vereyim. Kapanmalar sırasında Amerika Birleşik Devletleri vatandaş başına 6 bin dolar para dağıttı. Tabii o para şimdi bize enflasyon olarak geri dönüyor. Şimdi onunla uğraşıyoruz ama vatandaşı ayakta tuttu ve Amerika'nın şu anda hala resesyona girmemesinin sebeplerinden bir tanesi vatandaşın cebindeki o paranın hala erimemiş olması. Eriyor tabii. Bir yandan şirketlere çok yardımda bulundu. Şirketlerin bilançoları da nakitle dolu. O yüzden iflas sayıları vesaireler de pek fazla değil. Var artış var ama pek fazla değil. Amerika resesyondan koruyan konularda bir tanesi bu yüksek miktarda para. Çin'de ise vatandaş başına 500 dolar dağıttılar. Yani Amerika 6 ay ile 1 yıl arasında kapanıyor. Vatandaş başı 6 bin dolar dağıtıyor. Çin'de kapanmadan 2-3 yılı buldu. Bazı eyaletlerde vatandaş başına dağıtılan para 500 dolar. Vatandaşın parası yok. Öte yandan Çin'in bankacılık sisteminde de sorunlar olabilir. Bankalarla ilgili fazla bir veri akışımız yok şu ana kadar ama Zongzi, yanlış okumuyorsam ismini, bir gölge banka. Ne demek gölge banka? Bankacılık kanunlarına tabi değil ama vatandaştan para topluyor, mevduata faiz veriyor vesaire. Hani herhalde bizdeki banker kastelli modeline benzetmek mümkün. O da geçen hafta itibariyle borçları ödeyememeye başladı. Epey de büyük bir yapı. 140 milyar dolara yakın bir bilançosu var. Hatta çok da enteresan şeyler bunlar hakikaten. Tabii otokrat devletlerde bunlar olur. Polisiyle vatandaşı arayıp aman deyin bu bankadaki paranızla ilgili şikayette bulunmayın, protesto etmeyin dediğini duyuyoruz. Hatırlarsanız yine 2022'nin Ağustos'unda yaşanan konut sorununda da vatandaşlar Evergrande gibi şirketlerden paralarını geri alamadıkları için protesto gösterilerinde bulundular. Çin devletinin yönettiği mafya vari bir yapı vatandaşı dövdü, tanklar sahalara sürüldü ve olaylar yatıştırıldı. Çünkü Çin devletinin asıl önceliği vatandaşın refahından ziyade iktidarda kalabilmek. İktidarda kalabilmek için de ne gerekiyorsa uyguluyorlar. Xi Jinping de biliyorsunuz ömür boyu seçilmekle ilgili bazı mecliste kanunlarda değişiklikler de yaptı başkanları orada hep kalmak istiyor. Ekonominin durumu böyle. Öte yandan bir de işsizlik var. Şimdi işsizlikle ilgili de genç işsizliği en son raporlandığında Çin'de %20'ler civarındaydı. Fakat bazı kaynaklar Çin'de iş aramayı bırakan insanları da hesaba kattığımızda genç işsizliğinin %40'ları bulduğunu gösteriyordu. Hatta Çin'de bazı vatandaşların çocuklarına ömür boyu ev çocuğu olmaları için maaşa bağladıkları ile ilgili çok batak haberler de vardı. Genç işsizliği belli ki bir sorun. Neden eminiz bunun sorun olduğundan? Çünkü Çin dedi ki artık ben bunu raporlamıyorum. Yani rakamlar iyiye gitse herhalde bunu raporluyor olurdu. Ve bu genç işsizliği de çözecek bir konuya da benzemiyor. Çünkü bir yandan da ekonomi küçüldüğü için yaşlılar da işlerini bırakmak istemiyorlar. Çünkü diyorlar ki işi bırakırsam bir daha ben ne yapamam, iş bulamam. Zaten ortada sıkıntı var. Bu arada anekdotal olarak da böyle veri çok alıyorum. Çin'de iş yapan çok arkadaşım var. Çin'de çalışan haddini aşk üyeleri var, YouTube katı üyeleri var. Onlardan da benzer veriler geliyor. Çin'de işler kötü, insanlar iş bulamıyor, insanlar panik yaşıyorlar. Şimdi temel bilgiler böyle. Yani rakamları daha fazla boğmaya gerek yok. Sıkıntı olduğu belli. Çin buna karşı ne yapabilir? Para basabilir, faizleri düşürebilir bunları yapıyor ama deflasyonu bunlarla kolay kolay çözemezsiniz. Çünkü bir kere güven kaybı olduğu zaman o parayı dağıtıp verseniz bile ve insanlara parayı harcamak yerine kenarda tutmayı tercih ediyorlar. O yüzden deflasyon çok korkutucu bir şeydir. Amerika'da da FED ısrarcılığına devam ederse ülkeyi ...deflasyona sokabilir çünkü zaten... ...fiyatlarla gerileme var hala ama faizleri... ...artacağız gibi saçma sapan şeyler söylüyorlar... ...piyasada da yoruyorlar yani Amerika'da da risk var ama... ...Amerika'da daha fazla serbest tartışma var... ...daha fazla konuşan insan var... ...daha fazla görüş var, basın var... ...bundan dolayı işler bir süre sonra... ...yalpalasa da bir dengeyi bulabiliyor... ...Çin'de ise tartışmak konuşmak mümkün değil... ...merkezi hükümet neyi söylüyorsa... ...o oluyor ve geçmişte... ...bazı şirketlerin CEO'larını... ...mesela Amazon'un CEO'su Jack Ma'yı... Öyle şeyler suçladılar ki adam yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Şu anda da bildiğim kadarıyla hala Çin'de değil bir geri döndü göstermelik olarak yine çıkmış durumda. Pek çok batılı şirket de Çin'de iş yapmaya korkuyor. Çünkü kanunlar, regülasyonlar hızlı değişebiliyorlar. Ve patent haklarının korunmasında sorunlar var. Tesla'da bundan muzdarip olanlardan bir tanesi. Fiyat rekabeti çok çok sert olabiliyor. Çünkü Çin üretici şirketleri hiç gözünün yaşına bakmıyorlar. Devletlerde teşvikler var vesaire. Böyle dışarıdan sermaye çekmek konusunda sıkıntı var. E bir de tabii Amerika ile uzun zamandır itişip kakışıyorlar. O yüzden Amerika'da Çin'e bir takım yaptırımlar uyguluyor. Biden oraya yatırım yapmadan bize sormanız gerekir diyor vesaire. Sıkıntı büyük. Şimdi bu sıkıntının çözülmesi gerekiyor. Bu sıkıntının çözülmesi de Çin'in tek başına yapacağı iş değil. Burada bence Çin'de Amerika'nın işbirliği yapmaları önemli. Bununla ilgili bazı ipuçları yok değil. Mesela Amerikan Hazine Bakanı Yellen Çin'e gitti. Bir takım işbirliği toplantıları yaptılar. Tim Cook Çin'e gitti. Elon Musk tekrar Çin'e gitti yakın zamanda. Yani böyle bir tekrar işbirliği artırma yolları bulunuyor ama bundan sonuçta aynı zamanda rakip ülkeler, bir savaş ihtimali olan ülkeler. Benim çok inanmadığım bir şey ama meşhur bu Tayvan meselesinden dolayı böyle bir sıkıntı var. Durum böyle Çin'de ve bir yandan da Yuan değer kaybediyor. Devlet dolar satarak Yuan alıp Yuan değerini yüksekte tutmaya çalışıyor. Öte yandan Çin emperyal amaçları da olan bir ülke. işte Afrika'da biliyorsunuz çok güçlü hale geldi. Afrika'da son dönemlerde çıkan isyanların arkasında Çin'in ve Rusya'nın çıktığını görüyoruz. İşte zamanında oraları Belçika, Fransa, İspanya, Portekiz neyse onlar söpürüyordu. Şimdi oyun biraz değişiyor gibi emperyal amaçları da var. Ama bu emperyal amaçlarını besleyecek bir ekonomisi yok. Ve bir ülkenin genç işsizliği adeta bir dinamit gibidir. Ateşlenmeye bekleyen bir dinamit gibidir. Ve vatandaşa bu huzursuzluk yayıldıkça... Çin'in o merkezi hükümetinin başına derde girebileceğini de düşünmek lazım. Açıkçası bunlar beni konu olarak aşar. Ben siyaset yapmak istemiyorum ama Amerikan şirketler açısından böyle riskler var. O yüzden sorun bir an önce çözülürse iyi olur. Çin'in hisse senetleri de iyi gitmiyorlar. Tekrar bunu söylemekte de fayda var. Hong Kong borsası yani evet Çin'den bağımsız ama pek çok Çin şirketi orada işlem görüyor. Resmi olarak ayı pazarına girmiş durumda. Çin borsasında da düşüşler devam ediyor. Vaziyet böyle. Kendimizi kollamamız lazım ve bizim ezberci ekonomistler bayılıyorlar. Amerika batıyor, Amerika ölüyor demeye kimse Çin'e pek bakmıyor. Oysa asıl sıkıntı Çin'den çıkacak gibi gözüküyor. Ve o sıkıntı hepimizi yakabilir. Bu nedenle inşallah akil insanlar bir yere gelirler. Amerika Çin iş birlikleri tekrar eski o güçlü ticaret dönemlerine döner. Çok ümitli değilim kısa vadede. Çünkü iki tarafta da böyle kafasına göre takılan liderler var. Amerika'da bu sırf Biden'a ait de değil. Trump'tan başladı. Biden de aynı şekilde devam ediyor. Çin'e karşı sert duruş. Yani belli ki bu bir devlet politikası yani iktidara göre de değişmiyor. Çin'de zaten hep aynı adam lider. Umarım bunlar yumuşarlar yoksa Çin bizim riskimizdir. Evet umarım ilgisi çekmiştir. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşçakalın.